Merhabalar, ben Yine Esen Türk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, transfer dönemini hayırlısıyla kapattık. Galatasaray iyi ya da kötü transferlerini tamamladı. Diğer takımlar da tamamladı. Ben de kendime yaklaşık bir 4 günden beri izin veriyorum dedim. Biraz yayın atmayayım, dinleneyim. Tabii şimdi gündemde biraz boştu. Yani konuşulacak bir şey de yoktu açıkçası. Çünkü pazartesi günü Arda'yla aynı zamanda Erdal'la beraber 4 saatlik bir yayın yaptık hemen hemen. Onun ardından izdivaya çekildim. Böyle çok fazla yayın yapmak istemedim açıkçası. Ancak bugün Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra bir yayın yapma isteği oluştu bende. Yani Nurcan da şu an kamera arkasında kafa sallıyor bana. Evet Nurcan, yani Mustafa Cengiz açıklamaları, enteresan açıklamalar var. Ve sonrasında yapılan Galatasaray'ın enteresan bir hareketi var diyeyim sana. Şimdi sen sor, onun üzerinde konuşarak devam edelim yani. Peki, Günaycığım. Mustafa Cengiz Başkan, yönetim beceriksiz diyorlar. Bence de beceriksiz. Ben 20 tane oyuncu alırdım. Çekleri, senetleri imzalardım. Eyvallah der giderdim. İsterlerse ibra etmesinler. Millet ibra edilmedi de ne oldu? Veli yapıyor. Sen de yap diyorlar. Yapmam, yapamam diyor. Ne diyorsun? Yani şimdi Galatasaray... Mustafa Cengiz'in açıklaması. Tamam, Mustafa Cengiz başkana şunu yöneltmek istiyorum. Galatasaray veya taraftar, Galatasaray taraftarı 20 tane transfer yapma dedi. Olup olacağı 2 tane 3 tane transfer istedi senden Galatasaray taraftarı. Hani olursa bir tane orta sahaya, olursa kanat. Yani göndermiş olduğun oyuncuların yerini dolduramazken... Şimdi kalkıp yok onu yapamam, bunu yapamam. Başkan, adama sorarlar. Sen neden oradasın ya? Şimdi bak, ben çok eleştirdim Galatasaray yönetimini transfer konusunda. Geçen yıl da eleştirdim. Bu yıl da eleştirdim. Ama bazı taraftarlar, yönetim saraylılar üzerime çok geldi. Yani yok şöyleydi, yok sen Galatasaray düşmanısın, yok sen... Bu Galatasaray düşmanlığı değil ki. Şimdi iyi mi oldu yani? Galatasaray lige orta sahasında sıkıntıyla girdi. Sol açıkta bazı sıkıntılar var. Galatasaray takımında sıkıntılar olduğu mevcut ki az sonra oraya gireceğiz. Yani iyi mi oldu şimdi ya? Soruyorum ya. Bana o gün linç atanlara soruyorum. Yani Galatasaray düşmanısın diyenlere soruyorum. Şimdi iyi mi oldu ya? Ne kadar iyi oldu? Yani olup olça bir tane orta saha, bir tane açık oyuncusu. Bunu yapamadı Galatasaray. Şimdi bana diyecekler ki finansal fair play. Ya kardeşim, satacaksın. Şimdi sana bir görev verilmiş. Sen bu göreve talip olmuşsun. Mustafa Cengiz Başkan için söylüyorum. Bu göreve talip olmuşsun. Taahhüdün de bu. Ben Galatasaray'ı hem mali açıdan iyi yönetirim, hem takım olarak iyi yönetirim, sportif başarılara koştururum vesaire. Bu yüzden aday oldun ve seni Kongre üyeleri bu yüzden zaten seçti. Doğru mu? Tabii ki. Sen şimdi o zaman sadece transfer almayı, transfer yapmayı sadece almak olarak değerlendiriyorsan yanlış. Satış da transfere gider. İyi pazarlama da transfere gider. Yani sadece alarak transfer olmuyor. Satarak da transfer olur. Yani günler, bir başarıdır yani satmakta. İki sezon arasıdır, tamam mı? Biz Belhanda'yı satacağız diye uğraşıyoruz. Beceriksizliğin daniskası değil mi? Geçen yıl Fatih Terim satılmasını istemedi. Onu söyleyelim. Geçen yıl Fatih Terim istemedi satılmasını. Takımda kalması lazım gerekiyor dedi. Ama takımda kalması lazım gerekiyordan şu. Ya bu yönetim alabilecek kabiliyet göremiyorum ya. Bitiremiyorlar transferleri. Gidiyorlar finalde. Hop bir şeyler oluyor. Neden? Ya bu yönetim ismi, sanı, bilinmeyen bir Koulibaly'yi transfer edemedi orta sahaya. 19 yaşında çocuğu transfer edemediler. Yani 20 tane oyuncu mu alalım, işte arka bahçeden mi dolaşalım? Arka bahçeden dolaşma, sen işini düzgün yap. Sadece transfer almakla olmuyor, satış da transfer. Hep tekrar söylüyorum ama yani bir şirket yönetiyorsan nedir? Bir şey satıyorsundur. Oradan para gelir elde ediyorsundur. Yoksa senin şirketin ayakta duramaz. Sadece sen para geliri taraftardan beklersen o da yanlış. Sadece sponsorlardan beklersen o da yanlış. Çünkü Galatasaray'ın bir markası var. Zaten bu paralar sen olsan da gelecek, olmasan da gelecek.
Galatasaray'ı koyduğun zaman bir yerde herkes sponsor olmak ister. Zaten 30 milyon taraftarı var. Herkes elinden geldiği çabayı gösterir. Bunu ben de yaparım. Önemli olan burada satışı da becerebilmek. Gerekirse kasa kolaylığı da yapabilmek. İşte başkan ben buna derim. Yani orada Abdurrahim Albayrak çıkıyor diyor ki oyuncularımıza çok teklif var, değerlendiriyoruz. Yusuf Başkan da diyor ki, Yusuf Günay da diyor ki oyuncularımıza teklif gelmedi. Ya hangisine inanalım? Hangisine inanalım? İkisi de aynı çatı altında çalışan yönetici. Yusuf Günay'a mı inanalım? Abdurrahim Albayrak'a mı inanalım? Kime inanalım ya? Ya şimdi ben sesimi yükseltiyorum. Doğruyu konuşmaya elimden geldiğince, bak kendimce geldiğince yine linç yiyeceğim. Yine diyecekler ki Galatasaray düşmanısın. Ama bir kere otur düşün. Bir kere otur düşün. İki tane yönetici var. Bir tanesi diyor ki bizim oyuncularımıza teklif var. Gidecekler olacak, gelecekler olacak. Buradan hani bu işte genç oyunculardan bahsedilmiyor. Büyük paralar gidecek olacak, gelecek olacak. Gelecek de olmadı. Beklenen kişiler de gitmedi. Öbürü de diyor ki Yusuf Günay bizim oyuncularımıza teklif gelmedi. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Bana biri açıklasın. Şimdi bana burada linç atarken de bunları düşünün. 20 tane oyuncu al demedik Sayın Mustafa Cengiz. 2 tane oyuncu alsaydık bu takım şampiyonluğa yürürdü. Yani şu an çok büyük bir yara almadı Galatasaray. Ama şampiyonluk yolunda uzun bir maraton var. Her maç çok önemli. Bir puanın dahi önemi olacak son haftalarda. Bir puanı arayacaksın, yarım puanı arayacaksın, belki bir golü arayacaksın. Sezon sonunda bir golü, avarajı arayacaksın. O yüzden her maç önemli. Kaybetme lüksün yok. Tabii ki diğer takımlar da kaybedecek. Sadece sen kaybetmiyorsun. Diğer takımlar da kaybedecek ama bu açıdan değerlendirmek lazım. Başkansan bunların hepsini yapmakla mükellefsin. Yapmıyorsan alacaksın seçim kararını. Bakacaksın işine. Bunu yapacak insanlar da elbette çıkar. Burası Galatasaray. Evet. Peki. Mustafa Cengiz yayıncı kuruluşu ile görüştük. Maçlarda ekranda bizim takım kısaltmamız GAL. Biz GAL'ı Galatasaray yaptık. GS yaptık. Evet. Fenerbahçe'nin de FEN'miş. Fenerbahçe'nin FEN'le ilimle ne alakası var? Onu da FB'ye yaptık. Bu açıdan Fenerbahçe'nin bana borçları var demiş. Bize ne Fenerbahçe'den? Bana diyorlar ya burada Fenerbahçeli yayın yaptığım zaman Fenerbahçe maçından sonra bir takipçim sordu. Niye Fenerbahçe yayını yapıyorsun diye. Ben de dedim ki ben bir futbol sever olarak her maçı yorumlamayı seviyorum. Yani ilerleyen günlerde göreceksiniz. Fenerbahçe maçından sonra da çıkacağım, konuşacağım. Beşiktaş maçından sonra da konuşacağım, çıkacağım. Trabzon maçını bile ben yorumladım. Benim eski videolarıma giderlerse göreceklerdir. Ama bir Galatasaray başkanı böyle bir açıklama yapamaz. Gereksiz bir açıklama değil mi? Bu nedir? Nedir? Yani ortamı mı yumuşatıyor desem bu açıklama ortam yumuşatma açıklaması değil. Değil. Ya niye söylüyorsun? Tamam. Galatasaray taraftarları GAL yerine GS yazsın. Eyvallah dedik. Biz de dedik. Ne GAL nedir dedik. Ama bizi Fenerbahçe ilgilendirmez. Kendi sorunudur. İşte onu yaparken Fener'de yapalım mı dedin. Niye söylüyorsun? Söyleme. Yani bana transferlerden haber ver. Bana mali yapıdan haber ver. Transfer yapmıyorsun. Bir de işte daha önceki açıklamalarında da benim yönetimime hakaret edemezsiniz. Yani hakaret etmeyelim de biz hakaret etmiyoruz da biz ne diyoruz? Sadece şu. Herkes görevini layığıyla yapsın. Yapamıyorsa yapacak insan çok, orası Galatasaray. Bunu her defasında söyledik yani. Peki Günay, başkanın bir açıklaması daha. Olağan mali genel kurulunu yapmak zorundayız. Ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, bize yer gösterin diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Bu açıklamaya ne diyorsun? Bu açıklamalar aslında biz seçtik. Yani bir sürü açıklama var burada. Bir tane futbolcuya da şey dedi, iki tane futbolcuya da. İki tanesi kabul etmiyor. İşte indirimi diye. Sonra ona da en sonuna geleceğiz herhalde. Evet. Kabul etmeyebilir. Ya Nurcan, Allah için soruyorum. Bir yerde çalışıyorsun. 5.000 lira maaşın var. Evet. Gel senin maaşında indirim yapalım diyorsun. Kabul etme hakkın var mı? Yok mu?
Tabii ki. O bu senin inisiyatifinde. Seni bağlı. Benim kararım. Kabul etmezse ne yapacaksın? Vereceksin o parayı. Ondan sonra söyleyeceğim. Ben açıklamaları, bir sürü açıklaması vardı. Biz seçtik. Şimdi Galatasaray'ın seçime gitmesi şu anda mükemmel olur. Çünkü bir kan değişikliği gerekiyor. Bir kan değişikliği olması demek yani Galatasaray'ın çevresi, aurası değişir. Yani bu her zaman böyle. Takımlar kötü gittiği zaman ilk önce teknik direktör değişir. Böyle 2-3 hafta iyi gider. Yani biraz toparlar takım. Ama bu yönetimin de bir an önce gitmesi gerekiyor. Benim bir çizgim var arkadaşım. Ben her zaman doğruyu söylemeye çalışırım. Bu yönetim Galatasaray takımına çok büyük bir katkı da sağlamamıştır. Para yönünden evet. Ama sportif başarı açısından Fatih Terim'in ekmeğini yedi. Hatta Dursun Başkan'ın yapmış olduğu transferlerin ekmeğini yediler. Bana kimse anlatmasın. Bu dönemde hangi futbolcular, kimler oynamış şampiyon olan takımda, onları kimler transfer etmiş, onlara bakmak lazım. Bunlar çok önemli detaylar. Ama transfer başarısı var mı? Var. Ama bunun sürekliliği yok. Bir sezon forvet, yani yarım sezon forvetsiz oynadı bu takım. Tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi kurasını çekip biz oradan üçüncü çıktık ya. Neden? Sinan Gümüş de forvet oynadı ya. Sinan Gümüş. Eren Derdi yokla oynadık. Sinan Gümüş de oynadık. Yok. Yok. Ondan sonra panik transferleri. En son Jack ne alındı biliyorsun. Ondan öncesinde Alan Carvalho'ya gittik. Teşekkür ettik. Pato'ya teşekkür ettik. Benim bildiğim arkadaş Galatasaray yöneticisi, başkanı gittiği zaman oraya alır oyuncuyu gelir. Ben bunu bilirim. Ben böyle gördüm. Haldun Üstünel diyorlar herkes. Haldun Üstünel evet. Gidiyordu alıyordu getiriyordu. Bize Galatasaray'a böyle yönetici lazım. Evet. Zeki, kıvrak. Ve mağlubiyetlerden sonra arka kapıdan kaçacak yöneticinin Galatasaray'da işi yok. Yenilgide kaçıyorsun. Galibiyette röportaj veriyorsun. Öyle bir şey yok. Ben bunu asla kabul edemem. Edemem. Arka kapıdan kaçıyorlar ya. Böyle bir yöneticilik var mı ya? Sinan Engin 8 yedikten sonra yine çıktı konuştu. Liverpool'da. Çıkacaksın konuşacaksın. Yenildik diyeceksin. Hakem konuşacaksın. Kötüyse hakemi eleştireceksin. İyi, kötü oynadıysan kötü oynadık diyeceksin. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyeceksin. En azından Fatih Hoca'nın arkasındayız. Biz sorun yaşamıyoruz dedir diyeceksin. Sonra bazıları Fatih Hoca ile yönetim arasında sorun var diyorlar siz konuşmadıkça. Var zaten. Bu ama şey. Mobese kamerası gibi de bazıları da konuşuyor. Yanlış konuşuyor. Maç sonunda çık. Yenildin mi? Çık konuş. Arka kapıdan kaçma. Kasımpaşa maçında ne oldu öyle ya? Arkadan kaçıyorlar. Yazık günah ya. Ayıp ya. Yazık gerçekten günah ya. Ayıp yani. Peki maaşında %15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcular tırnak içerisinde Belhanda Fegoli. %100. Biz bu oyunculara da diyor ödemelerini diyor aynı %15'lik oranda diyor indirim yaparak diyor uyguladık diyor. Hakkın var mı? Peki FIFA'ya gitse UEFA'ya şikayet etse ne olacak? Az önce onu düşündüm. Ne olur? Ne olur? Ceza alırsın. Sen finansal fair play için uğraştın, didindin ceza almamak için. Değil mi? Transfer yasağı gelmesin, UEFA'ya katılım aman hakkımız yanmasın diye. Şimdi buradan patlıyorsun. Sen, hani senin samimiyetin? Sence Günay, menajerler aracılığıyla arayı bulmuş olabilirler mi indirimler konusunda? Zannetmem. Yani çünkü bugün çıkıyor... Kabul etmiyor diyor. Öbür taraftan bakıyorsun. Biz böyle ödeme yapıyoruz. Yani bir tezatlık var. Yani yapılan işler doğru değil ya. Ben doğru olarak görmüyorum arkadaşlar. Lütfen yorum aşağıya yazın ya. Deyin ki ya arkadaş durum bu. Sen yanlış konuşuyorsun. Doğru düzgün eleştiri olduğu zaman başım gözün üstüne ya. Başım gözün üstüne. Ama yani yapılan doğru bir şey göremiyorum açıkça. Açık ve net. Açık ve net maalesef. Sen şimdi iki tane oyuncunun parasını eksik veriyorsun. Ben az önce söyledim. 5000 liraya çalışıyorsun. Ben senin maaşını vermiyorum şu kadar. %15. Sen kabul eder misin tabii ya? Tabii ki hayır kabul etmem. Ha, bu sefer. Verilmiş mahkemesine. Bir de şöyle bir şey var. Hepsi kabul etmiş. Bir ikisi kabul etmemiş. O zaman bunu transfer sezonunda yapacaktın. Gönderecektin. Gönderecektin. Bu senin başarısızlık. Bu senin başarısızlığın. Oradakilerin başarısızlığı. Bunlar. Sonuna kadar. Bunlar.
Bunlar böyle olacağı belliydi. Verecektin eline gerekirse şeyini, bonservisini gönderecektin. Feghouli sana ne oynuyor ya? Hiçbir şey oynamıyor. Belhanda ne oynuyor? Olsa olur, olmasa olur. He, bazı maçlarda iyi oynuyorlar. Eyvallah. Ama her maç aynı performans vermiyor ki. Bu takım, bu taraftar dişine sıktı forvetsizken. Bunlara da sıkardık. Buna da eyvallah derdik. Ama onu bile beceremediniz. Evet. Yavaş yavaş videomuzu sonlandırıyoruz. Ben elimden geldiğince, bakın, doğruları konuşmaya çalışıyorum. Neyse, kendimce doğruları söylüyorum. Soru, görüş, eleştirileri yazın aşağıya. Beraber konuşalım. Cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Ama tırnak içerisinde lütfen saygı çerçevesinde yazın. Çoğu taraftarın da benim gibi düşündüğüne eminim. Ama tabii ki karşıt görüşler var. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda beğeni atmayı unutmayınız. Bir de katıl üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Ben listemi buradan kontrol ediyorum. Can Yılmaz, Ay Yıldız Albayrak, Nuran Bilgin, Arda Ergün, Galatasaray Haber 1905, Zafer Kurdak, Taylan Aydemir, Eyüp Yıldız. Katıl üyelerine çok çok teşekkür ediyorum bana ekstra destek verdikleri için. Siz de aşağıdan katıl şartlarını inceleyerek bana ekstra destek olabilirsiniz. Tabii bu bir zorunluluk değil. Gönlünüzden koparsa yardımcı olursanız, gönlünüzden kopuyorsa da dediğim gibi katıldan destek verebilirsiniz. Nurcan Hanım'a da teşekkürlerimi sunuyorum bana bu videoda yardımcı olduğu için. Bir sonraki yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.